İşte her sene gelip burada acılarımızı tazeliyoruz. Allah'tan tekrar rahmet diliyoruz. O bizim için önemli bir zattı, önemli bir insandı. Hem ülkemiz için hem bizim için. Dostumuzdu, ağabeyimizdi. Her ölüm zamansızdır ama o daha çok zamansız gitti. Biz bu anı, onun ruhaniyetini, onun duygularını, düşüncelerini yaşatacağız. Her yıl burada yine anmamıza devam edeceğiz ömrümüz yettikçe. Bizden sonra da bu vatanın evlatları onu asla unutmayacaktır. Onları da devam ettirecekler. Ailesi bugün önemli bir şey söyledi. Onun da ben önemli buluyorum. Rahmetli Türk milletinin gönlünde iade itibarını bilindiği günden beri sağlamıştır ama devletin de bu işe bir şekilde dönüp bakmasını istiyorum. Çünkü çok büyük bir baskının altında yaşadığımız bu günlerde, ülkenin tehlikede olduğu bu günlerde Türk milletinin manevi değerlerinin de ön plana çıkarılması gerçeği ortada. Bunun için de devleti yönetenlerin tekrar düşünmesini istiyorum. Peki yerelde de Nevşehir'de bir çalışma var. Abdullah Çatlı isminin yaşatılması hakkında. Haber olarak biz de haber medya olarak destekliyoruz bu konuyla ilgili haberler de yaptık. Siz bu konuda ne dersiniz? Nevşehir böyle bir değerine sahip. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Benim atalarım Nevşehirli. Beni herkes Erzurumlu bilir. Ben Kırcıoğullarındanım. Rahmetli Hacı Mustafa'nın torunuyum. Babam yedek subayken Erzurum'a gelmiş, orada evlenmiş, orada yerleşmiş. Biz Erzurum'da doğduk, büyüdük ama benim atalarım da bu mezarlıkta yatıyor. Nevşehirli tarihine, toprağına bağlı, milli değerlerini, manevi değerlerini ön plana çıkarmış bir memlekettir. Ben bu şehrin insanların gereğini yapacağına inanıyorum. Başka bir şey zaten düşünmüyorum. Çatlı'ya gereken değer zaten millet tarafından veriliyor. Şehrin o değerini ön plana çıkarması da çok önemli. Şehrin kültürünün bir parçası, kahramanlık kültürünün, milli vicdan kültürünün bir parçası olarak da Abdullah Çatlı isminin ön plana çıkarılması gerçeği ortada. Bunun için ne yapılıyor, ne yapılması gerekiyorsa Nevşehir'i zaten yapacaktır, buna inanıyorum. Peki böyle özel bir hatıranızı tazelersek, anınız var mı anlatabileceğiniz? Vallahi benim Abdullah Çatlı'dan sonsuz hatıralarım var. Böyle hiç unutamadığınız? Unutamadığım hatıram diye bir şey yok. Hemen hemen hepsi benim için çok değerli. Abdullah Çatlı'yı ben iyi bir insan, iyi bir ağabeyi, iyi bir gönül adamı, iyi bir lider olarak tanıdım. İlk gençlik yıllarımdan beri de ölene kadar da beraberdik hapishane zorunlulukları hariç. Abdullah Çatlı'nın ön plana temerrüt etmiş, ön plana çıkmış en önemli yanını söylerim ben. Biz Ankara'da gençlik yıllarımızda üniversitede okurken bütün herkes bilir ki Abdullah Çatlı Ankara Ülke Ocakları Başkanı olduğu dönemde Türkiye'ye ihanet gözüyle bakan veya bilmeden ihanetin içinde olanlar Ankara'nın içine bile inemiyorlardı. Bu en büyük hatıramdır. Çünkü Çatlı'nın mücadeleci kimliği, şahsiyeti, cesareti ve yapmış olduklarıyla Ankara bir Türk milliyetçisi beşiği haline gelmişti. Ondan sonra olaylar farklı farklı gelişti. Bunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki hem vatandaşlara hem yetkililere son olarak mikrofonlarımız aracılığıyla ne söylemek istersiniz? Nevşehirliler, burası herhalde Nevşehir kanalı değil mi? Evet. Nevşehirliler Abdullah Çatlı'ya sahip çıkmalı. İsmini yüceltmeli, yükseltmeli. Çocuklarına Abdullah Çatlı'nın kimliğini, kişiliğini anlatmalı. Şehrin ileri gelenleri bu işe bir el atmalı. Biz bakın bugün Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta yurt dışından dostlarımız geliyorlar buraya. Nevşehirlilerin %99'u ortada yok. Niye? Abdullah Çatlı'nın aleyhinde bir şey mi duydular? Veya Abdullah Çatlı bu memlekete bir katkı sağlamadı mı? Bugün Nevşehir'de 3 tane kahraman say deseler şu milletin vicdanı kaç tanesini hangi ismi hatırlar? Onun için Nevşehirli olmanın gereğini, gerçeğini yerine getirmeler lazım. Bunun için de başta belediye olmak üzere sivil toplum kuruluşları bu işlerde önce olmalı. Aileye yardımcı olmalı ve ki Abdullah Çatlı'nın bir şeye ihtiyacı yok. Sadece bizim ihtiyacımız var. Bizim gençliğimizin ihtiyacı var. Nevşehir gençliğinin ihtiyacı var. Onun için de Abdullah Çatlı'nın isminin ve gerçeklerinin anlatılması gerekiyor. Bunun için park olabilir. İnsanların ilgisini çekecek bir takım belediyenin kültürel faaliyetleri olabilir. Kimsenin korkmasına gerek yok.
Bugün Diyarbakır'da APO yanma geceleri düzenlenirken kim kimden hesap soruyor? Veya yurt dışında 50 bin tane vatan haininin bir araya gelip de yapmış olduğu eylemlerde kişiler ön plana çıkarıp Tanrı diye taptıklarına bakarlarsa, bir Abdullah Çatlı gerçeği ortadayken buna niye sahip çıkılmaz? Bu bizim ayıbımız değil midir? Bu şehrin ayıbı değil midir? Bu şehrin ayıbını kendisi örtmesi lazım. Ben bunu söylüyorum. Herkes gönül rahatlığıyla çocuklarına Abdullah Çatlı ismini de koyabilir. Abdullah Çatlı'nın kimliğinin, kişiliğinin hiç kimseye zararı yoktur. Bu memleketin maddi ve manevi şeyinin, ruh halinin Abdullah Çatlı'da et ve kan olarak görüntüye müşahhas hale gelmiş olduğunu da unutmamak lazım.